Artvin'in saygıdeğer güzel insanları, kıymetli Yusuf Elili kardeşlerim, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli Barajı'nın yanı sıra bu eserin mütemmim cüzleri olarak gördüğümüz bağlantı yolları ve tünelleri ile yeni yerleşim bölgesinin açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Barajımızın, yollarımızın, tünellerimizin ve yerleşim yerimizin ülkemize, milletimize, bilhassa da siz Yusufelili kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Yusufelili kardeşlerimiz bu eserin ülkemize kazandırılması için doğdukları, büyüdükleri evlerini, iş yerlerini, geçmişlerini geride bıraktılar. Her ne kadar kendilerine daha modern evler, iş yerleri, yepyeni bir ilçe inşa etmiş olsak da bunların hiçbirinin Yusufelili kardeşlerimizin yaptıkları fedakarlığın karşılığı olmayacağını biliyoruz. Öncelikle her bir Yusufelili kardeşime ülkemizin ve milletimizin geleceği için sergiledikleri takdire şayan fedakarlık sebebiyle şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, yeni Yusufeli 2698 konut, 507 köy evi, 296 iş yeri, 37 dükkanlı bir sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, ana sınıfından lisesine kadar 9 okul, yurt, spor salonu, 7 köy, ayrıca tüm kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan kuruldu. Her türlü altyapısı ve üst yapısıyla oldukça ferah bir şekilde tasarlanan yeni Yusufeli eskisinin iki katı büyüklükte bir alana sahiptir. İlçenin ulaşım ihtiyacı için bünyesindeki 39 tüneli ve 21 köprüsüyle 110 kilometre yeni yol yapılmıştır. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz sadece Yusufeli'nde köy yollarındakilerle birlikte 62 kilometre tünel inşa ettik. Gençler, ben kimin yanındayım? Biz beraber yürümedik mi bu yollarda? Beraber ıslanmadık mı yağan yağmurda? Eyvallah, yine beraber yürüyoruz. Maşallah, şu karşımdaki ihtişamı görünce, şu muhteşem katılımı görünce, Artvin'in, Yusufeli'nin nasıl gönülden beraber olduğunu yaşamanın huzuru içindeyim ve Allah'ıma hamd ediyorum. Ya Rab, şu kuluna
böyle yol arkadaşları lütfettiğin için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Yusuf Ali için yaptığımız yollarla Kafkaslar ve Karadeniz bölgesinin kuzey güney aksındaki trafiğinde güvenliğini ve konforunu artırdık. Dikilen 20 bin ağacı, 75 binin üzerinde fidanı ve serilen 40 bin metrekareyi geçen çimleriyle yemyeşil bir Yusufeli ortaya çıktı. Baraj gölü içinde kalan 800 bin metreküp verimli toprakta yeni yerleşim yerine taşınarak ilçenin hiçbir imkanı heba edilmemiştir. Elbette böylesine devasa bir projede bazı eksikler olabilir. Bunların da süratle giderileceğinde şüpheniz bulunmasın. Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali 100 katlı bir gökdelene denk olan 275 metre yüksekliğiyle ülkemizde ilk, dünyada da kendi sınıfında 5. sırada yer almaktadır. Kurulu gücü 558 megawatt olan bu barajda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilowatt saat enerji ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma değer temin edecektir. Allah göstermesin, bir enerji sıkıntısı olsa sadece burası 1,5 yıl enerjiyi temin eder. Bu baraj aynı zamanda Çoruh Nehri'nin devamındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının en yüksek verimle çalışmasını sağlayacaktır. Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan Yusufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun veya 750 bin tok otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir. Velhasıl velhasıl Türkiye'nin en çetin coğrafyasında barajı, santrali, yeni yerleşimi ve yollarıyla birlikte 34 milyar liralık bir maliyetle, dikkat edin, buraya ne yatırdık biliyor musunuz? 34 milyar lira. Böyle bir yatırımla Türkiye yüzyılına yakışır bir eseri milli bütçeden karşılayarak Artvin'imize, Yusufeli'mize kazandırdık. Her aşaması kayda alınarak belgesel haline dönüştürülen barajımızın hikayesi bu akşam TRT ekranlarında yayınlanacaktır. Projesinden inşasına kadar tamamı yerli ve milli tasarımla, projelendirmeyle, üretimle ortaya çıkan bu eserin gururu milletimizin tamamına aittir. Böylesine devasa bir eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlarımızı, bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine, tüm çalışanları canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin son 20 yılında
ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle asırlık eksiklerini gidermekle kalmadık. Ülkemizi daha büyük hedeflere yöneldiğimiz bir geleceğe de hazırladık. Dikkat ederseniz hemen her konuşmamda 2002 Türkiye'siyle bugünkü Türkiye'nin mukayesesini rakamlarla, örneklerle yapmaya özel önem veriyorum. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan enerjiye, tarımdan spora, şehircilikten sosyal desteklere kadar tüm uzanan bu mukayeseli anlatım belki bazılarına sıkıcı geliyor olabilir. Ama işte az önce bir örneğini ifade ettim. Bu ülkenin ilk 80 yılında sahip olabildiği toplam tünel uzunluğu 50 kilometreydi. Bugün sadece Yusufeli ilçemizin yeni yerleşimi için yaptığımız tünellerin uzunluğu 62 kilometreyi buluyor. Fark bu kadar açık ortada. İnşallah önümüzdeki sene toplam tünel uzunluğumuz ne olacak biliyor musunuz? 720 kilometreye ulaşmış olacak. Hangi alana bakarsanız bakın, benzer düzeylerde artışlar görürsünüz. Peki bunca yatırımı, bunca emeği, bunca çabayı niye gösterdik? Ya biz sizi seviyoruz be. Biz bu milleti seviyoruz be. Bizim bu millete bir aşkımız var, aşkımız. Biz bu vatan için varız. Bu millet için varız. Türkiye için. Türkiye sevdalısı olarak, Türk milletinin sevdalısı olarak bu yolda yürüdük, yürüyoruz. Üstelik sadece altyapıyla kalmadık. Demokrasimizi, hak ve özgürlüklerimizi geliştirmek için de destansı bir mücadele yürüttük. Halbuki bizde daha önceki 80 yılda hep yapıla geldiği gibi günlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı sadece siyasi polemiklerle, çekişmelerle, lafla geçirip hiç riske girmeden hayatımızı sürdürebilirdik. Tam tersine ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken önümüze hangi engellerin çıkartıldığını, hangi tuzakların kurulduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Ben de sizleri özledim. Bundan 11 yıl önce 2023 hedefleri sözüyle milletimizin huzuruna çıkarken birileri dudak bükmüş, kendi akıllarınca dalgalarını geçmişlerdi. Aradan geçen yıllarda her ne kadar birileri sürekli enerjimizi ve vaktimizi heba etmek için çabalasa da Türkiye bölgesel liderliği aşıp küresel düzeyde söz sahibi olma konumuna gelmiştir. Çeyrek asır önce hayal dahi etmekte zorlandığımız demokrasi ve kalkınma standartları bugün günlük hayatımızın tabii birer parçasıdır. Dünyanın gündeminde sadece krizler ve bunların getirdiği ekonomik, sosyal, siyasi sorunlar vardır. Buna karşılık biz ülkemizde yatırımları, üretimi, istihdamı, turizmi, İhracatı, bunlardaki olumlu yükselişleri konuşuyoruz. Çünkü Türkiye artık, bırakınız kendi bünyesinde ortaya çıkanları, küresel dalgalanmalar karşısında dahi güçlü duruş sergileyebilecek bir altyapıya sahiptir. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde bize ülkemizin bu başarıyı nasıl yakaladığı soruluyor. Her ne kadar muhataplarımıza
diplomatik cevaplar veriyor olsak da bu başarıyı milletimizle bir olmamıza, iri olmamıza, diri olmamıza, kardeş olmamıza, hep birlikte Türkiye olmamıza borçlu olduğumuzu biz biliyoruz. Bir süredir doğrudan birliğimizi ve beraberliğimizi daha çok hedef almalarının sebebi de budur. Şimdi ben soruyorum. Bir miyiz? İri miyiz? Diri miyiz? Kardeş miyiz? Hep beraber Türkiye'miz. Mesele bu. İşte bunu azmedemiyorlar. Aslında son 20 yıldır bunu defalarca vesayetle, terörle, darbeyle, ekonomik tetikçilikle, sosyal ve siyasi mühendislik çabalarıyla denediler. Hamdolsun her seferinde başarısız oldular. Bu defa da başaramayacaklar. Çünkü artık tarihiyle barışık, toplumuyla barışık, siyasi ve ekonomik gücünün farkında, bölgesinde sözü dinlenen, dünyada itibar sahibi bir Türkiye var. Şimdi ülkemizi bir adım daha öteye taşıyarak hep beraber, hep birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralamanın eşiğindeyiz. Buna hazır mıyız? Hazır mıyız? Allah'ın izniyle bu süreci de kazasız, belasız geride bıraktığımızda artık evlatlarımıza huzuru kalple miras bırakacağımız Türkiye yüzyılının yolunu tümüyle açmış olacağız. TOG'u teknoloji ve markalaşma alanında, Yusufeli Barajı'nı da altyapı konusunda Türkiye yüzyılına girişin sembol projeleri olarak değerlendiriyorum. Değerli kardeşlerim, tabii biz bu kutlu mücadeleyi verirken büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engelleme çabaları da her gün yeni tezahürleriyle kesintisiz sürüyor. Esasen bu topraklar asırlardır terör eylemi kılıfı altında sergilenen ihanete maruz kalmıştır. Balkanlardan Kafkaslara kadar uzanan geniş bir coğrafyada örnekleri görülen bu ihanetlerin bedellerini belki biz de ödedik. Şurası bir gerçek ki asırlardır bu ülke, bu millete ihanet edip de sonrasında iflah olan hiç kimse yoktur. Hala kapanmamış hesaplar belki olabilir. Ama onların görüleceği günlerde mutlaka gelecektir. Önceki hafta İstanbul'da yaşanan bombalı saldırıyı da mertçe karşımıza çıkmaya yüreği yetmeyenlerin alçakça giriştikleri bir eylem olarak görüyorum. Aralarında çocukların da bulunduğu altı masumun hayatına mal olan bu alçak saldırıya cevabımızı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerini yerle yeksan ederek verdik. Kendilerini en güvenli hissettiği yerlerde başına yağan bombaları hazmedemeyen terör örgütü bu defa da sınır bölgelerimizdeki sivil yapıları ve insanları hedef almıştır. Bu vesileyle Karkamış'ta hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 4 yaşında çocuk ya. 4 yaşında şehidimiz, 22 yaşında öğretmenimiz rahmetli oldular. İnşallah bu kardeşlerimizin dökülen tek damla kanı dahi boşa gitmeyecektir. Ülkemiz sınırlarına ve vatandaşlarına yönelik saldırıların kaynakları bellidir. Bu bölgedeki teröristlerin her birinin kimliğini, yerini, sicilini biliyoruz. Aynı şekilde bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini, silahlandırdığını, cesaretlendirdiğini de çok iyi biliyoruz. Sabrımız, çaresizliğimizden veya kifayetsizliğimizden değildir. Sabrımız, bir hukuk devleti olarak diplomasiye, yaptığımız anlaşmalara, ülke olarak bize verilen sözlere sonuna kadar riayet etme hassasiyetimizdendir. Buradan Yusuf elinden açıkça ilan ediyorum. Biz Suriye sınırlarımızın güvenliğe kavuşturulması hususunda verdiğimiz her söze, yaptığımız her anlaşmaya riayet ederek üzerimize düşenleri ziyadesiyle yerine getirdik. Türkiye'yi harf oyunlarıyla terör örgütünün ismini değiştirerek, teröristlerin yanında kendi askerlerine görüntü verdirerek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu gelmiştir. Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır. Tek bir sınır vardır. O da kendi ülkemizin, kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır. En başta kendi güvenlikleri için binlerce kilometre öteden gelip fütursuzca güç kullananların bu hakkımızı anlayışla karşılamaları gerekiyor. Irak ve Suriye sınırlarımızın bir kısmında bu güvenlik çizgisini olması gereken yere zaten çektik. Halen sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde de bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz, karşı da çıkamaz. Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede tankımızla, askerimizle, bizimle birlikte yol yürüyen ve yürüyecek olan dostlarımızla birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilir. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin Yusufeli ilçemizin yeni yerleşiminin bağlantı yolları ve tünellerinin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yusufeli kardeşlerime yeni ilçeleri ve evlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle biz şunu biliriz. Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Bu sabah çok sevdiğim, çok saydığım Siyer-i Nebi'de, hadiste hocamız, üstadımız, Profesör Doktor
Raşit Küçüğü Hakk'a uğurluyoruz bugün. Ve kendisine buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, tüm öğrencilerine başsağlığı diliyorum. Gelin diyorum Yusuf Eli'den hep beraber birer Fatiha okuyalım. Ruhi için El Fatiha. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnşallah Yusuf Eli Barajı da biliyorsunuz su medeniyettir. Burada sadece su olmayacak. Aynı zamanda enerji olacak. Ve güçlenerek Yusuf Eli ile Türkiye'ye ayrı bir güç katacağız. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusuf Eli Barajı ve HES yeni bağlantı yolları ve tünelleri yeni yerleşim bölgesi açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Ama öncesinde telekonferans yöntemiyle açılışı yapılacak Yusuf Eli Barajı ve Hidrolik Santrali HES'e bağlanıyoruz. Karşımızda Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, yüklenici firma temsilcimizi sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Milletvekillerimizi de alalım. Sayın milletvekillerimizi, Sayın BKK'lerimizi sahneye davet ediyoruz. Sayın TOKİ Başkanımızı buyurun efendim. Ve Sayın Valilerimizi de sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. AK Parti Artvin İl Başkanımızı ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Vahit Bey bizleri duyuyor musun? Lütfen. Vahit Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle bir zoomlayalım. Gövdeyi bir görelim. Şöyle bir zoomlayalım. Barajın gövdesini bir görelim. Yusuf Eli, Artvin nasıl? Yusuf Eli'ye bu yakışır. Artvin'e bu yakışır. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Verin buraya. Verin buraya. Sen orada dur. O şimdi yanımıza gelsin. Herkes buraya alamayız. Sen orada dur. O şimdi. Gel. Gel buraya gel. Buraya buraya. Oltudan Togun oltu rengini beğendin mi? Togun. Vahit Bey. Vahit Bey. Siz kurdele Vahit kesmiyorsunuz Bey. Malum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Butonlar önünüzde. Siz kurdele butonlara basacaksınız. Ve ne diyorduk? Su medeniyettir. Hidroelektrik santrallerle de elektrik enerjisi hayattır. Öyleyse hep beraber şimdi butonlara basıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Bismillah. Ya Allah. Ya Allah. Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali HES hayırlı ve uğurlu olsun. Doğdu üstümüze nazlı hilali, doğruya döndürdük kalplerimizi. Türkiye yüzyılı geliyor tam vakti. Yarın değil, hemen şimdi. Yarın değil, hemen şimdi. Yarın değil, hemen şimdi. Evet, baraj kapakları açılıyor. Şimdi kapaklar iniyor ve böylece su tutmaya başlıyoruz. Bir dakika. Başlasın Türkiye yüzyılı. Sustum ben oysa, sustum geçen yüzyıl boyunca. Artık yok yeter, sen de susma. Hür yaşa, yine de hür yaşa. X, Y, Z kuşağı değil hiçbiri ben Türk genciyi. Kim bana zincir vuracakmış ya da bana kim haddimi bildirecekmiş. Beni bende boğmak isteyenler, beni kendime gömmek isteyenlere. Ne dedi Akif, ayak yok sana, istiklalin yoksa. Saçıma sakalıma karışanlar, dinime dilime uzananlar. Hilalin altında bize fark yok, hilalin altında bize fark yok. Korkmuyoruz kapkara geceden, hiç korkmuyoruz biz zalimden. Hürriyet hakkın ezelden, yarın değil hemen. Doğ ey güneş, üstümüze tak ışıklarını. Gözlerim konuşuyor doğsun demişim. Konuştu mu? Evet. Evet diyor. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, baraj kapakları indikten sonra diğer şimdi canlı bağlantımıza geçeceğiz. Baraj kapakları indi ve şimdi diğer canlı bağlantıya geçiyoruz. Evet, ulaştırma. Bakanımız Adil Bey. Adil Bey, duyuyor musun bizleri? Saygılarımızı sunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sesin az geliyor Adil. Evet, şimdi Adil Bey'le de Adil Bey, kordela sizde. Makaslar sizde. Ya Allah! Bismillah. Sayın Cumhurbaşkanım, projeyi zoomlayabiliriz. Neyin kordelasını kesiyorsun söyle de. Sayın Cumhurbaşkanım, 69 kilometrelik yeni yol yaptık biz Yeni Yusufeli için. Bunun 56 kilometresi tünel, 3500 kilometresi ve viyadük ve tünel olarak tamamlamış olduk. 2002 yılında Türkiye genelinde 50 kilometre tünel olduğu düşünülürse, bugün sadece Yusufeli'nde 56 kilometre tünel yaptık ve tünel uzunluğumuzu Türkiye genelinde 720 kilometre ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Nihat Bey, maliyeti milli bütçeden ne kadar bunun? 34 milyar Türk lirası bugünkü rakamlarla. Demek ki Bay Kemal bu paralar nereye diyor? İşte bu paralar buraya.
Ama Bay Kemal hesabı öğrenecek. Bu yatırımlarla öğrenecek. Ve tabii bir önemli yanı daha var. Bütün bunlarla beraber bu hidroelektrik santral aynı zamanda tabii baraj 7 yılda yollardan elde ettiğimiz kazanımla 7 yılda kendini geri ödeyecek. Biz hesap adamıyız, hesap. Hey Baykan. Hesap adamıyız, hesap. Evet, gelsin bakalım şimdi Kordela. Buraya da bir Kordela getirin. Buraya niye getirmiyorsunuz Kordela'yı? Ha, anahtar vereceğiz. Peki. Hadi anahtarları vermeye başlayalım. Evet, Yusuf Eylül bağlantı yolları ve tünelleri hayırlı ve uğurlu olsun. Yollarımız... İnşallah. İnşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi Cumhurbaşkanımız. Evet. Adil Bey. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah. Ya Allah, bismillah. Haydi kesin. Makaslar size hatıra kalsın. Evet, hayırlı ve uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız. Evet, şimdi anahtar dağıtımına geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, ilk olarak anahtarını Sayın Hakan Koçak alacak. Nerede edeceğiz? Nerede? Şimdi orayı karıştırma. Evet. Anahtar burada efendim. Hakan Bey de yanınızda. Hakan Bey yanınızda. Evet. Ekran bir alacağız. Evet, ilk iş yeri tapusu ve anahtarı. Hayırlı olsun. Evet Hakan Bey, hayırlı olsun. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanım Sayın Ekrem Doğan alacak anahtarlarını. Buyurunuz efendim. Şimdi de Ekrem Doğan Bey'in anahtarını ve tapusunu veriyoruz. Evet. Veysel Bey. Sen ver bakalım. Ya dur, öyle demiş şimdi. Allah ne verirse de. Hadi hayırlı olsun. Evet, Ekrem Bey'e de hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım şimdi de... Daire mi? 3+1 mi? Ha, bir de dükkan var. Maşallah. Hadi hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin. Sayın Cumhurbaşkanım şimdi de Gazi Sayın Süleyman Korkmaz anahtarını alacak. Buyurunuz efendim. Yok, o da önemli. Heh, fotoğrafı söyle. Söyle. Şimdi de gazimizin anahtarını veriyoruz. Evet, hayırlı ve uğurlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi de Sayın Binali Polat'ın anahtarlarını vereceğiz. Binali Bey, buyurun efendim. Sayın Binali Polat, Sayın Cumhurbaşkanım. Senin arzunu yerine getirdik mi? Rabbim güle güle hayırlısıyla oturmayı nasip etsin. Benim dedi bir arzum var, bir niyetim var. O da Cumhurbaşkanımın elinden anahtarı almak. Şey, ricam var. Kömürüne doğan gazı meselesini unutmayalım. Şimdi bu haberler bana geldi. Ben de Enerji Bakanıma talimatı verdim. En kısa zamanda oraların doğal gazını da halledeceksin dedim. Enerji Bakanım nerede? Fatih. Talimatı verdim. Dedi ki biraz yolu uzak, uzak muzak yok. Biz aşığız. Ferhatız. Dağları deleriz ve ulaşırız.
Öyle mıyım mı yok. Tamam ona göre. Kömür meselesini de bedava vereceğim. Şimdi Aile Bakanlığımız biliyorsunuz kömür ve doğalgazda durumu müsait olmayanlara zaten ücretsiz olarak veriyor. Tamam mı? Heh. Sen nesi oluyorsun? Ben olmuyorum. Tamam. Şimdi anahtarı sana bir şey de ben babama veririm de bir şey de ben söyleyebilir miyim? Mümkünse. Bu ihtiyar oradan buraya camiye zor geliyor. Orada cami istiyor. Orada bütün ihtiyarların senesi var. Şimdi o kadar da değil. Şimdi diyor ki ihtiyarlar diyor oradan camiye evine kılsın o zaman da. Yok gelemiyorlar. Ey Cumhurbaşkanı. Evine kılsın da. Yo, cumaya gelemiyorlar. He? Cumaya. Cumaya sen sırtını alıp getireceksin. Ya getirir de biraz zor. Sayın Cumhurbaşkanı. Tamam. İyiyim böyle. Evet Binali Polat'a hayırlı ve uğurlu olsun. Hayırlı. Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi de Sayın Mehmet Ateş Saçan anahtarını alacak. Mehmet Bey buyurunuz efendim. Vedat. Ver bakalım. Hayırlı olsun. Sen gazi misin? Şehit babasısın. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Sağ ol. Mehmet Bey'e hayırlı ve uğurlu olsun. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bilal Tosun anahtarlarını alacak. Evet Bilal Bey efendim. Bu kadar az mı? Buyurun efendim. Diğerleri niye yok? Hadi o zaman size de ben vereyim ben. Hayırlı olsun. 3+1 mi? 2+1 mi? 3+1. Hadi hayırlı olsun. Yerleştiniz mi? Nerede? He? Şu görünen mi? Ha, yerleştiniz mi? Öyle mi? Ya şimdi çay yapabilir misin? Hemen yapman lazım. Ha? Çok çabuk ama. Siz hemen geçin. Ne diyorsun bu? Cumhurbaşkanı ne diyorsun bu? Ne diyorsun bu? Yoksa sıra ki. Yürüyerek geleceğiz ha, arabayla gelmiyor mu? Yürüyor. 7+1=2. Cumhurbaşkanım şurada 101 lak vardı kadın konularımız var. 7+1=2. Tamam. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım şimdi de günün anısına size hediye takdim etmek üzere 50 Mak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nihat Özdemir. Yusuf Erin'i anlatan, barajı anlatan, tabanda 110 metreye oturuyor. 275 metre Türkiye'nin en yükseği, yukarıda ta 8 metreye kadar inceliyor. Bu da barajdan gelen suyun ve burada enerjiye dönmesi bunun hatırına. Evet çok teşekkür ediyoruz değerli konuklar. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Artvin'de Yusuf Eli Barajı hidroelektrik santrali, yeni bağlantı yolları ve tünelleri ve yeni yerleşim bölgesinin açılışını bu sahneden kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Senin bu uşak var ya bir alem ha. Hazır mıyız? Tüm konutlarımız Yusuf Eli'nin saygın güzel insanlarına hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Thank you.
saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanı